Tüm bu olanlar zor işler doktor, harika şeyler. Normal kurşunsuz benzinle de çalışıyor mu bu acaba? Maalesef hayır, daha çok itici gücü olan bir şey gerektiriyor. Plütonyum! Plütonyum! Dur bir dakika, yani bu şimdi nükleer mi? Hey, sen çekmeye devam et! Bu alet elektrikli ama ihtiyacım olan 1.21 jigovatlık elektrik için nükleer reaktöre ihtiyacım var benim. Doktor, herhangi bir dükkana girip de plütonyum isteyemezsin, yani böyle... Bunu yürüttür mü? Tabii, bir grup Libyalı milliyetçiden. Benden kendilerine bir bomba yapmamı istediler. Ben de onların plütonyumlarını aldım. Yerine de onlara kullanılmış makine parçalarından yaptım. Pırıl pırıl bir bomba verdim. Hadi sana bir radyasyon elbisesi alalım. Hadi. Bu gerçekten inanılmaz doktor. Bu harika. Normal ya da kurşunsuz benzinle çalışabiliyor mu? Maalesef hayır. Daha kuvvetli bir şeyler gerekiyor. Plütonyum. Ne plütonyum mu? Bir dakika. Ne yani? Bu alet nükleer mi demek istiyorsun? Kayda devam et sen. Kayda devam et, tamam mı? Hayır, bu alet elektrikli ama gerekli olan 1.21 gigawattlık elektrik için nükleer reaksiyon gerekiyor. Doktor, herhangi bir dükkana girip plütonyum alamazsın. Çaldın mı yoksa? Elbette. Bir grup milliyetçi Libyalı'dan. Onlara bomba yapmamı istediler. Plütonyumlarını aldım ve karşılığında içi uğurda metalle dolu sahte bombalar verdim onlara. Hadi, radyasyon elbiselerini giymelisin. Bir bu eksikti. Bu şey müthiş doktor, bu harika. Bizim bildiğimiz türden benzinle mi çalışıyor? Maalesef hayır. Biraz daha katı bir şey gerekiyor. Plütonyum. Plütonyum. Durun bir dakika. Yani siz bunun nükleer olduğunu mu söylüyorsunuz? Hey, çekime devam et. Hayır. Bu elektrikle çalışıyor. Ama ihtiyacım olan 1.21 jigovat elektriği elde etmem için nükleer. Doktor, rastgele bir dükkana girip plütonyum satın alamazsınız. Yoksa çaldınız mı? Elbette. Libyalı milliyetçi bir gruptan. Benden bomba yapmamı istediler. Ben de plütonyumlarını alıp yerine onlara içi pimpon topu dolu bir bomba verdim. Hadi. Radyasyon giysilerimizi giyelim, aküyü yeniden doldurmalıyız. Bu ağır bir görev doktor, bu inanılmaz. Bu bildiğimiz kurşunsuz benzin falan gibi bir şeyle mi çalışıyor? Ne yazık ki hayır, biraz daha fazla enerji olan ihtiyacı var, plütonyum. Plütonyum, bir dakika. Sen bu zımbırtının nükleer olduğunu mu söylüyorsun yani? Hey, devam et, oradan devam et. Hayır, bu zımbırtı elektronik. Çalıştırmak için 21 jigovatlık elektriği elde etmeli ve bir nükleer reaksiyon doktor, gerekiyor. Doktor, gidip bir yerden plütonyum satın alamazsın. Ne yaptın? Bir yerden mi arakladın? Dükkandan almış olamazsın. Tabii ki bir grup Libyalı milliyetçiden bomba istediler. Böylece plütonyumlarını aldım ve karşılığında kumar makinesi parçalarına oluşan bir bomba verdim. Hadi, sana bir radyasyon kıyafeti alalım. Bu çok önemli bir şey doktor, yani harika bir şey. Peki bildiğimiz kurşunsuz benzinle mi çalışıyor bu? Ne yazık ki hayır. Daha güçlü bir yakıta ihtiyacı var. Plütonyum. Plütonyum mu? Ne? Bir dakika. Sen şimdi bu şeyin nükleer olduğunu mu söylüyorsun? Hey, devam et. Hayır, bu şey elektronik. 1.21 gigawata ulaşabilmek için nükleer reaksiyon gerekiyor. Doktor, bir dükkana gidip plütonyum alamazsın. Ne yaptın? Bunu çaldın mı? Söylesene. Elbette. Bir Libyalı terörist gruptan aldım. Bir bomba yapmamı istediler. Ellerindeki plütonyumu alıp onlara içinde bir sürü misket olan pırıl pırıl bir bomba kovanı verdim. Gel şimdi şu radyasyon kıyafetini giy, bir sonraki yolculuğa hazırlanma. Bu çok önemli bir şey doktor. Bu harika bir şey. Bu bildiğimiz kurşunsuz benzinle mi çalışıyor? Ne yazık ki hayır. Daha güçlü bir yakıta ihtiyacı var. Plütonyum. Plütonyum mu? Bir dakika, yani şimdi bu şey nükleer mi demek istiyorsun? Hey, devam et. Hayır, her şey elektronik. Bir dakika, 21 gigawata ulaşabilmek için nükleer reaksiyon gerekiyor. Doktor, bir dükkana gidip plütonyum alamazsın. Bunu çaldın mı yoksa? Ne yaptın doktor? Elbette, Libyalı bir terörist gruptan aldım. Bir bomba yapmamı istediler. Ellerindeki plütonyum alıp onlar içinde bir sürü misket olan pırıl pırıl bir bomba kovanı verdim. Gel şimdi bu radyasyon kıyafetini giy. Bir sonraki yol. Bu zor bir iş doktor. Bu harika bir şey. Normal kurşunsuz benzinle de çalışır mı acaba? Ne yazık ki hayır. Biraz daha güçlü bir şeye ihtiyacı var. Plütonyuma. Plütonyumu? Dur bir dakika. Bu aletin nükleer mi olduğunu söylüyorsun? Hey. Çekmeye devam et. Hayır, bu alet elektrikli ama ihtiyacım olan 1.21 gigawatt'ı elde edebilmem için nükleer reaksiyon doktor, gerekiyor. Doktor bak, plütonyumu herhangi bir dükkana girip satın almıyorsun. Onu çaldın mı? Elbette. Bir grup Libyalı'dan. Onlara bomba yapmamı istediler. Plütonyumu aldım ve onlara içi tilt makinesi parçalarıyla dolu bir bomba verdim. Hadi sana bir radyasyon elbisesi bulalım. Yeniden yüklemeye hazırlanmalıyız.
Bu ağır bir görev doktor. Bu inanılmaz. Bu bildiğimiz kurşunsuz benzinle mi çalışıyor? Ne yazık ki hayır. Daha havalı bir şey lazım. Plütonyum. Plütonyum mu? Bir dakika. Sen bu zımbırtının nükleer olduğunu mu söylüyorsun? Devam et. Oradan devam et. Bak, bu zımbırtı elektronik ama çalıştırmak için ihtiyacım olan 1.21 gigawattlık elektriği elde etmek için bir nükleer reaksiyon lazım. Doktor, dükkanın birine girip de plütonyum satın alamazsın. Bir yerden mi çaldın? Tabii ki. Bir grup Libyalı milliyetçiden onlar için bomba yapmamı istediler. Böylece plütonyumlarını aldım. Karşılığında onlara kumar makinesi parçalarından oluşan işe yaramaz bir bomba verdim. Hadi gel. Yüce sana bir radyasyon kıyafeti. Bu çok ağır bir konu. Doktor, bu müthiş bir şey. Bu araç kurşunsuzla mı çalışıyor? Maalesef hayır. Daha güçlü bir şey gerekiyor. Plütonyum. Ha, plütonyum. Ne yani? Bu nükleer bir zımbırtı mı? Çek sen çek, çekmeye devam et. Hayır, bu zımbırtı elektrikli. Ama gereken 1.2 gigawatt elektrik için nükleer bir tepkime lazım. İyi de doktor, gidip marketten falan alamazsın ki plütonyumu. Ne yaptın, çaldın mı yoksa? Herhalde Libyalı bir milliyetçi gruptan bir bomba yapmamı istediler. Ben de plütonyumlarını alıp tilt makinesi parçalarından uyduruk bir bomba verdim. Hadi gel, sana da bir radyasyon bilgisi bulalım.